Merhabalar arkadaşlar. Dün de sizlerle gene birlikteyiz. Hayatımıza şöyle bir baktığımızda ufacık şeylerin bizim için çok büyük önemi olduğunu aslında anlamamız lazım. İşte iğde de bunlardan bir tanesi. Dışarıdan baktığımızda çok amşan bir meyve görüntüsü yoktu. Elimize alıp yediğimizde de ağzı burar. Çok nefret ederiz, hatta soğumuzu atarız kenara. Ama düşündüğümüzde aslında iğde doğanın dengesi olarak o kadar önemli bir yerde ki. Mesela çok güçlü, çok dayanıklı olduğu için erozyona karşı çok güzel bir önlemdir. Erozyonun yoğun olabileceği yerlerde iğde ağaçları dikerek o köklerin toprağa tutunmasını sağlanır. Yapraklarını döker. Dökmesine rağmen her zaman yeşil kalır. Aslında baktığımızda tadını da beğendim. Ama beğenmememize rağmen çoğu hastalıkta da iyi gelir. Özellikle böbrek hastalığı olanlara iğde yemeleri çok tavsiye edilir. Dediğim gibi hayatta çok ufak şeyler, belki de beğenmediğimiz şeyler aslında hayatımızın dengesini o kadar güzel sağlıyor. İğde basit bir meyve. Çok severiz, sevmeyiz. Ama iğde hayatımızda çok önemli bir yer kaplıyor. Mesela iğdenin kökenine baktığımızda aslında iğde Türkçe bir kelimedir. Nereden mi geliyor? Küçük boylu yemiş manasında yiğide isminden geliyor. Kültürümüzde de o kadar önemli bir yeri var ki aslında. Dediğim gibi ufacık şeyler hayatımızın en önemli yerlerinde olabilir.